İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu haftada Dop Dolu Bir Gündem ile karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz geçmişte Siirt, Şanlıurfa, Sakarya ve Trabzon valilikleri de yapmış olan 25. ve 26. dönem Isparta milletvekilimiz Sayın Nuri Okutan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu gece programımızın 1. ve 2. bölümünde liderliğini Sayın Meral Akşener'in yürüttüğü ve son dönemlerde siyaset arenasında tüm dikkatleri üzerine çeken yeni partiyi tüm merak edilen yanlarıyla açık açık konuşuyor olacağız. Programımızın 3. ve son bölümünde ise Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelerin ülkemiz üzerindeki yansımalarını ve FETÖ'yle mücadelede Türkiye'de gelinen noktayı değerlendiriyor olacağız. Efendim ben öncelikle yeni parti ile son zamanlarda basında çok fazla haber çıkmaya başladı. Bunların bazıları Sayın Meral Akşener tarafından ve Sayın Ümit Hoca tarafından yalanlandı. Bu akşam müsaadeniz olsa biz her maddeyi size açık açık sorarak genel çerçeveyi ve en doğru bilgileri almaya çalışacağız. Ben de açık açık cevaplandıracağım. Evet, sağ olun, eksik olmayın. Öncelikle tekrar hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Yeni partinin kuruluş çalışmaları ne durumda? Evet, epeyce ilerledik. İnşallah yani bir deadline'ımız yok ama yani yaklaşık yani bir ay içerisinde falan bitireceğimizi ümit ediyoruz çalışmaları. Her şey yolunda giderse. Üç boyutlu bir çalışma yapıyoruz. Bir tanesi kamuoyu araştırmaları ve kamuoyun bizden bekledikleri ve hani siyasi parti adı dahil, rengi dahil efendim kamuoyunun bizden umut ettikleri dahil bütün o alanı yokluyoruz. Bu doğrudan Sayın Meral Akşener siyasi hareketin lideri olarak Meral Akşener hanımefendiye bunlar bilgi olarak akıyor ve değerlendirmelere karar vermede önemli bir rol alıyor. Dolayısıyla böyle bir teknik bir çalışma var. Diğer taraftan program çalışmalarımız var. Parti programı ile ilgili çalışmalarımız var. Tüzük çalışmalarımız diğer taraftan yürüyor. Ayrıca bir de tabii teşkilatlanma yani partinin kuruluşuyla ilgili kadro hareketi diyebileceğimiz çalışmamız var. Bunlar birbiriyle uyumlu da gitmesi gereken çalışmalar. Çünkü bazı isimler var ki biz onu kamuoyunda yokluyoruz. Yani işte düşündüğümüz isimler ya da birlikte yürümeye karar verdiğimiz isimler. Onları kamuoyunda yokluyoruz. Ve de kamuoyunun görmek istediği, bizim de görmek istediği isimleri de yokluyoruz zaman zaman. Diğer taraftan programa koymamız gereken hususlar var. Onları da halkın eğilimi ters düşmemesi adına halkın eğilimini de yokluyoruz. O çalışmayla program yapma çalışması ve kadrolaşma, teşkilatlanma çalışması at başıya gidiyor. Dolayısıyla üç boyutlu bir çalışma yapıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. O zaman benim anlayabildiğim kadarıyla şu anda isim ve logo henüz belli değil. Evet, yani isim ve logo henüz belli değil ama... Seçenekleriniz mi belli? Şey var, bir taraftan teklifler yağıyor, orada geliyor. Birikiyor. Açığız biz buna, buradan da duyuralım. Sonra o belli bir o noktaya gelince onu tekrar kamuoyuyla paylaşmak ve değerlendirmek, alternatifler arasında bir hangisini milletimiz, halkımız benimsiyor, onları da ölçmek durumundayız. Ama şu anda teknik itibariyle yani Türk Medeni'nin duygularına, düşüncelerine hangisi yatkındır çalışması uzmanlarca yapılıyor. Ama diğer taraftan da teklifler, öneriler halkımızdan geliyor. O bakımdan bu çalışma bir taraftan eleme çalışmaları sürerken diğer taraftan da yeni tekliflerin değerlendirilmesi yapılıyor. Bir ay dediniz yani yaklaşık bir aksilik olmazsa. Bir zaman vermeyelim. O çünkü bir zaman çıkınca ona bağlı olarak gidiyor. Güncelleniyor herhalde yani. Ekim ayı içerisinde ama, o zaman evet, olacak. Evet, Ekim ayı içerisinde bir yani sonuç alma gayretimiz var.
İnşallah sonuç alacak. Yani sonuç çalışmalarımız biter bitmez biz harekete ve kuruluş noktasına gelmiş olacağız. Dilekçemizi vereceğiz, partimizi kuracağız. İnşallah. Daha iyi anlayabilmek için soruyorum. Bu kamuoyu araştırmaları sonucunda parti programı dediniz. Parti programı herhalde sizin Türk milletine ne vaat ettiğinizi içerecek. TÜZÜK dediniz. TÜZÜK partinizin sanırsam hukuki tabii, yapısı. Tabii anayasası sayılır. Yani... Teşkilatta teşkilatlanma. Tabii. Sizin parti programında koordinatör olarak kulislerde konuşuluyor, görev aldığınız, hani bu süreci eski MYK üyesi Milliyetçi Hareket Partisi Hayrettin Nuhoğlu ile birlikte yürüttüğünüz gibi bilgiler var. Bunlar doğru mu? Şöyle, Hayrettin Nuhoğlu ile birlikte biz evrak toplayıcısıyız. Yani doğru yeri tabir olursa işin aslı yaklaşık 1000 kişi, belki daha fazla bir akademisyen, entelektüel, bürokraside yer almış, uzmanlaşmış eski bürokratlar, yeni bürokratlar vesaire ile yapılan bir yürütülen bir çalışma. Yani işimin uzmanları onlar. Ama biz bu çalışmaları bir de biz teknik büromuz var. O teknik büro yine belli işte 50 kalem tutan belli birikimleri olan insanlardan oluşuyor. O teknik büroda bunları toparlıyoruz ve tekrar değerlendirmek üzere siyasi bir boyut kazandırmak üzere şu anda partimiz, kuracağımız partide yan yana yürüdüğümüz, geçmişten beri yan yana olduğumuz siyasi tarafı da olan bir gruba onları değerlendirtiyoruz. Değerlendirmeler başladı. Daha sonra diyelim ki sağlıkla ilgili, diyelim ki eğitimle ilgili bu çalışmalar bitince alt alta getirip kaba bir program haline çıkacak bu. Ve Sayın Bakan'a, Sayın Meral Akşener hanımefendiye, biz bakan, daire başkanı da olunca bizim için hala kıymetli bir bakan. Bakanımız. O bakımdan yani bakan diyoruz. İnşallah partimizi kurunca da genel başkan diyeceğiz. Ona sunacağız. Tekrar orada o ve partimizin işte bugün geçmişte siyasi birikim olan isimleri ve bugün işte kuruluş çalışmalarını yürüten arkadaşlarımızla birlikte şekil vereceğiz. O uzman grubun hazırladığı, son şekline getirdiği tasla. Daha sonra onları bir araya getirip bir kabaca parti programı çıkacak. Bunu tekrar bir daha geniş bir heyete. O zaman çok titiz bir çalışma yürütüyorsunuz. Tabii, yani şu anda 1000 kişilik ekiplerin katılımının olduğu bir program çıkacak. Daha sonra bunlar tekrar ve 3 kere süzgeçten geçiyor sanki. Şöyle bir şey var. Sayın Meral Akşener hanımefendi hareketin lideri olarak çok ciddi bir albenisi olan ve burada oran ifade etmek istemiyorum ama toplumda karşılığı ciddi oranda karşılığı bulmuş bir yerde duruyor. Biz buna yakışacak bir parti programını muhakkak o düzeyde bu algının, bu kabulün belki üstüne çıkacak, belki en azından liderle örtüşebilecek bir bir programı sunmak arzusundayız. Çünkü o yeterince iyi bir program çıkaramazsanız bu toplumda liderin albenisini aşağıya doğru çekme ihtimali var. O bakımdan bütün titizliğimizi, bütün gayretimizi bu yönde harcıyoruz. Diğer taraftan bu kadro için de geçerli. Yani bir program partisi, lider partisi olduğu kadar lideri çok hakikaten sürükleyici bir durumda duruyor şu anda. Diğer taraftan biz o programı o düzeyde kabul edilebilecek bir düzeyde tutmalıyız. Ama kadro da burada önemli. Yine o kadro da lideri bu albenisini, bu sürükleyiciliğini ve halktaki karşılığına denk gelecek bir kadro hareketi de oluşturmak zorundayız. Dolayısıyla şu anda bu çalışmaları yürütüyoruz. Burada şöyle bir şey var. Biz herhangi bir parti programından çok bir manifesto ile çıkmak istiyoruz. Yani işte şu partinin şöyle bir programı var, işte diğer partinin de böyle bir programı var. Bizim de böyle bir programımızdan çok
Biz çünkü Türkiye'de son dönemde her şey allak bullak oldu. Bildiğimiz ne kavramlar, siyaset etme biçimi, devlet yönetme biçimi, yargı, güvenlik, yani hiçbir bu o bildiğimiz bilimin söylediği, geleneğin söylediği, devlet aklının söylediği hiçbir şey uygulanamaz hale geldi. Her şey alt üst oldu. Dolayısıyla biz yeniden adaleti ihya edeceğiz. Yeniden devleti ihya edeceğiz. Yeniden toplum devlet ilişkisi, toplumun fert ilişki, birbiriyle olan ilişkilerini din ahlak ilişkileri dahil yeniden ihya etmek durumundayız. Bunu ancak bir manifestoyla adeta yapabiliriz. Yeni bir çıkışla yapabiliriz. Yeni bir dönemin muştularını, müjdeciliklerini biz vermek arzusundayız. O bakımdan böyle bir çıkış hazırlığı yapıyoruz. Şimdiye kadar aslında bizim yaptığımız sadece bir siyasi parti kurarak partilerden bir parti daha olsun istemiyoruz. Yani bizim yaptığımız şey memleket ciddi manada sürükleniyor. Ve bir sevrle adeta karşı karşıyayız. Bu dönemde çok devlet yönetiminde çok ciddi ilkelerin, çok ciddi yönetim anlayışının, devlet aklının hakim olması icap ediyor. Biz buna karşılık olmak üzere bunu bizim yapabileceğimiz düşündüğümüz için bir siyasi parti kuruyoruz ve partileşiyoruz. Yoksa işte alternatif bir parti oluşsun ve biz de bir ses olalım, vatandaşın bir tercihi olsun, o tercihlerden birisi biz olalım manasında bir şey değil. Yani bu daha ciddi bir şey. Bu adeta milli mücadelenin yıllarını okşayan, o dönemleri anımsatan bir kuvayi milliye ruhuyla olup biten milletin bu makus gidişini, milletin bu bir kötü bir alana doğru sürüklenişine dur diyebilecek bir çalışmanın arifesindeyiz. Ve böyle bir çalışma, bir manifestoyla, bir karşı duruşla seslendirmek istiyoruz ve bu çıkışı yapmak istiyoruz. Bu bakımdan hazırlıklarımızı ciddi yapmak istiyoruz. Bizim bütün baskılara rağmen, bütün çamur atmalara rağmen, bütün imkansızlıklara rağmen, bakın Sayın Meral Akşener hanımefendi bir toplumda karşılık buluyor. Önemli bir karşılık buluyor. Biz de bu önemli karşılığa yetişmek, onunla denk bir program ve kadro oluşturmak arzusundayız. O çalışmaları yürütüyoruz. Efendim, kadro demişken bahsettiğiniz gibi hem genel başkanın üzerine yükü hafifletmek için hem de yapının daha kurumsallaşması için kurucular arasında kimler var? Yani biz bugün dışarıdan bakıldığında belki birlikte bir mücadele verilip bugüne gelindiği için daha ziyade milliyetçi ve ülkücü kadroları vitrinde görüyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi içinde genel başkanlık mücadelesi vermiş insanlar, işte Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ gibi, sizin gibi, Meral Hanım gibi, Koray Aydın katıldı. Bunlar ön plana çıkıyor. Ama söylemlerinizde parti olarak bir milli merkez söylemi var. Sağ merkezde değil, tam merkezde olacağını söylüyor. Kurucular arasında kimler var? Yani biz bir sosyal demokratı, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tanıdığımız insanları da görebilecek miyiz kadrolar arasında? Evet. Kurucular arasında Türkiye var. Aslında gençler var, hanımlar var, tecrübe var, dün var, bugün var, ati var. Çok gençler genç olduğu için burada yer almıyor. Hanımlar hanım olduğu için burada yer almıyor. Yani biz Sayın Genel Başkanımız da hanım. Evet. gençlere de önem veriyor ve ayrıca bizim yoklamalarımıza şöyle bir şey çıkıyor. Bizi daha çok kendine yakın bulanlar gençler, eğitimli kesim, hanımlar ve şehirliler. Bizim daha çok şu anda kendiliğinden, yani bu bütün bu baskılara, iletişim engellerine rağmen bu kesimde biz daha çok kendimizi buluyoruz. Daha çok karşılık görüyoruz.
Dolayısıyla bu kesimden muhakkak partimizde temsilcileri olsun istiyoruz. O yüzden yani, kurucular listesinde bunlara yer verilebilir. Bunlar verilecek. Tabii siz belki isim isim bir şey bekliyorsunuz ama biz bunu kusura kalmayın. Yani biraz şey yani daha ketum götürmek zorundayız. Bu arada bazı isimler zikrediliyor. Evet. Onları konuşmak bunlar doğru değil. Biz tabii bir hepimiz beşeri münasebetleri olan insanlarız. Diğer partilerle de arkadaşlıklarımız var, dostluklarımız var. Medeni insanlarız. Onlarla iletişim içindeyiz. Hatta bizim partiyle yol yürümeyecek, yürümek istemediğini bildiğimiz isimlerle dahi biz bir diyalog içindeyiz. Ne düşünüyorlar, neyi tavsiye ediyorlar, ne bekliyorlar, ne en azından olmasın, bizde neyi görmek istemiyorlar vesaire. Bir istişare, ciddi bir istişare süreci içindeyiz. Zannediliyor ki bu işte bu istişare süreçlerimizde bunların efendim işte partiyle bir siyaset yapma teklifi götürüldüğü ya da işte siyaset yapma üzere konuşulduğu zannediliyor. Bu doğru değil. Biz birçok kesimle irtibat halindeyiz. Bir de başka bir boyutu var bunun. Bizi sınırlayabilmek adına yani biz taşrada Anadolu'da şöyle diyoruz hani çalıya taş atarsınız ki varsa çalının dibinde tavşan kaçar. Yani böyle bir kolay metotla ya acaba bu işte bu isimleri falan çıkararak hem biraz isimlerin efendim belki gereksiz yere gündeme gelmesine hem bizim sanki yeni isimlere ulaşmamızı ya da yeni isimlerle görüntü vermemizi falan engellemeye yönelik bir çalışma olarak bunu değerlendiriyoruz. Çoğu dedikodu. Çoğu derken önemli kısmı evet, dedikodu. Ben de bunu soracaktım. Çünkü geçtiğimiz haftada yaşadığımız bir olay. Ali Bardakoğlu'nun, Haşim Kılıç'ın, Osman Pamukoğlu'nun ismi anıldı. Şimdi bazı medya taraflarında. Daha sonra Meral Hanım çıktı. Partiden böyle bir teklif gitmediğini söyledi. Daha sonra Osman Pamukoğlu, Meral Hanım'ın açıklamasından sonra bizim kanalımızda katıldığı bir programda dedi ki bana bir teklif gelmedi. Yani Meral Hanım'ı doğruladı. Tamam, gelirse ben dedi görüşmeye hazırım. Tabii görüşmek isterim. O görüşmemin sonucuna göre de kararımı veririm dedi. Şimdi buna rağmen yani bu açıklamalar varken Meral Hanım'ın söylemi diğer ismi geçen kişiler tarafından da teyit edilmişken hala bazı iktidara yakın basın organlarında işte üçlü sıfır çekti gibi haberler çıkıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? O belki söylediğiniz çalı örneği herhalde. Tam bu yanıtlı. Bir de işte. Bu bir strateji ise sizin buna karşı bir stratejiniz var mı? Yani bu devam ederse eğer siz işte ön kesmek buna karşı geliştirdiğiniz bir strateji var mı yoksa akışına mı bırakıyorsunuz? Şöyle bir şey tabii bu çok zor da bir şey. Yani bu görüşmeleri yok böyle bir görüşmemiz falan diye çok belirgin söylemek bir sefer o insanlara saygısız bir hale düşmekten biz kendimizi alıkoymak istiyoruz. Yani bunların her biri aslında birbirinden değerli isimler, kendi özellikleri olan isimler. Dolayısıyla ya neden bu insanlarla hani siyasi parti manasında kurma manasında değil ama bizim bu insanlar toplumda ağırlığı olan kendi özelliği olan insanlar. Dolayısıyla bu insanlarla biz görüşmekten ve zaman zaman yan yana gelmekten, istişare etmekten memnuniyet olacağımız isimler. Bunu inkar edemeyiz. Ama diğer taraftan ama bu görüşmelerimizde parti teklifi vesaire falan yok. Mesela Ali Bardakoğlu hocam. Benim sevdiğim, yakın olduğum bir isim. Muhtemelen bizim camiamızdan başka arkadaşlarımızın da çok yakın olduğu bir isim. Yani yakınlık, siyasi manada bir yakınlık değil. İnsan olarak, duygu olarak bence güzel bir insan. Dolayısıyla biz onunla selamlaşmaktan, memleketin sorunlarını konuşmaktan memnun olabileceğimiz bir durum var. Ve burada da biz zaten şeyi biliyoruz. Mesela siyaset yapmak istemediğini biliyoruz. Evet. Yani bunu daha önceden de biliyoruz. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış birisinin siyaset yapmamalı diye bir ön kabulü var. Yani bu bilirken biz buna neden teklif götürelim? Evet. Bunların her birisi birbirinden ayrı, güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bunun önüne geçebilmek için bu işte söylentileri çıkarıyorlar ki insanlar yani çekinsinler belki biraz tabii şöyle bir yapı da var
korku dağları saldı memlekette. Yani siyaset yapabilmek yani alternatif bir oluşum gibi yani ciddi manada bir rakip var ortada. Bu rakiple hareket edebilmek böyle tek adam rejimini efendim çok zorda bırakacak ve bütün bu tek adamın hışmını üstüne çekebilecek bir algıyla insanlar karşı karşıya oluyor. Dolayısıyla bundan bu korku ikliminden de etkilenme söz konusu. Onun için böyle efendim isimler çıkarılarak efendim bizim hareket alanımızı kısıtlamaya yönelik olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Dolayısıyla bu efendim karşı bir strateji biz açık efendim davranarak yani gönlümüzden geçenleri, zihnimizde olanları, gerçek olanları toplumla paylaşıyoruz. Şimdi bazı isimler soruyorsunuz. Bunu söylemiyoruz. Çünkü bir şey gizlediğimizden değil. Biraz bunun belli bir mesafe aldıktan sonra ve söylenmesi lazım geldiğini, olgunlaştıktan sonra toplumla, kamuoyuyla paylaşılmasının lazım geldiğini düşündüğümüz için. Yoksa biz görüştüğümüz insanlarla konuşulsa biz ona itiraz etmeyeceğiz. Evet. Yani burada bir böyle açık durarak, samimi durarak düşündüğümüzü, yaptığımızı kamuoyuna paylaşarak efendim, bir strateji geliştirmeye çalışıyoruz. Yoksa insanların kalemşörleri var, satılık kalemşörleri, satılık satın alınmış efendim bir türü ağızları, kalemleri var. Devlet onlara çalışıyor, medyalar onlara çalışıyor. Biz bir olana çok fazla varlık gösteremiyoruz. Yani sağ olun sizler bize işte kanallarınızı açıyorsunuz falan. Böyle olunca bunu mecburen açık kalarak, açık durarak, olduğu gibi toplumla paylaşarak efendim, toplumla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bizim stratejimiz bu. Özel başka bir kabiliyetim, başka bir imkanımız da yok zaten. Yani biz olduğu gibi ne düşünüyorsak, ne yapıyorsak toplumla paylaşmak ve açık efendim siyaset yapmak bizim stratejimiz. Peki bu hani olgunlaşmaktan bahsettiniz. Daha önce Sayın Ertuğrul Özkök köşesinde yazdı. Net olarak söylüyorum dedi. Kurucu sayısı 75 dedi. Bu belki gelişen dönemde öne arkaya gitmiş olabilir ama şu anda Sayın Ümit Özdağ'da bir açıklamasında hatta Meral Hanım'ın bahçesinden bir fotoğraf paylaştıktan sonra sosyal medyada yayınladığında dedi ki kurucu listemiz neredeyse hemen hemen tamamlanmak üzere, çok az bir kısmı belli olma dedi. Yani bu kurucu sayısı 75 mi ve bunun ne kadarı tamamlandı? Şimdi doğrusu yani tabii bunu bir kere kurucu çalışmalarını doğrudan Sayın Bakan Hanım Meral Akşener Hanımefendi götürüyor. Biz de onlarla işte iletişim kurduğumuz müddetçe yanından, sağından, solundan işte ortadaki o bilgiden bilgileniyoruz. Burada bildiğim kadarıyla böyle bir belirli sayı yok. Çalışmalar yürütülüyor, temaslar var. Temaslardaki tabii kıstaslar var. Orada işte vatanperver olacak ve tüm Türkiye'yi kapsayacak. O biraz önceki sorduğunuz soruya da tekrar böylelikle geri dönmüş olalım. Şimdi burada tüm Türkiye olacak. Türkiye'nin bütün özellikleri, bütün eğilimleri burada yer alacak. Tabii Türkiye'de derken daha çok bu alanda bir boşluk olduğunu, uzun süredir merkez sağın efendim temsil edilmediğini biz biliyoruz. Yani her ne kadar AK Parti merkez sağ oluşturuyoruz falan dese de bütün radikal özelliklerini taşıyor ve gizli bir gündeminin olduğunu artık bugünlerde görüyoruz. Ve rejimi tartışmaya açtığını, yeni devleti kurduklarını hiç çekinmeden ifade edebiliyorlar. Dolayısıyla uzun süredir bir merkez sağın boşluğunu Türkiye hissediyor, yaşıyor. Biz daha çok hem mütedeyyin, muhafazakar yapıdaki insanlar olarak daha diğer taraftan yani bir ülkücü, milliyetçi bir kanaldan geliyoruz. Bunların da üstüne eklediğimizde belli bir hassasiyetimiz var. Bu hassasiyet
Türkiye hassasiyeti, bu hassasiyet devlet hassasiyeti, millet hassasiyeti ve bu Türk milliyetçi fikriyatının ve vatanperverlik duygularının devlet yönetimine hakim olması bizim esas bulunduğumuz alan. Dolayısıyla bütün bu alanını dolduracak iletişim ve çalışmalar var. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Bu günlerde siz de ifade ettiniz. Daha çok MHP'den gelen isimlerin ön plana çıktığı ve onların ifadelerinin, beyanlarının tartışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Şunun için, çünkü biz bir tüzük hareketiyle başlamış, tüzük değişikliği hareketiyle başlamış bir çalışmanın uzun süre gayretini, çabasını vermiş insanlarız. Bu orada hani bu mahkeme kararlarıyla falan da kesinleşince orada bir sonuç alınamayacağı, MHP yönetiminin hükümetin bir bütünleşmiş uygulamasını gördük ve karşılığında da mahkemelerin böyle hiçbir adalete sığmayan, vicdana sığmayan, hukuka sığmayan kararlarıyla karşı karşıya kaldık. Ondan sonra da biz yeni bir hareket olarak mecburen hem de o merkez sağdaki olan o boşluğu da doldurmaya yönelik bir çalışma içine girdik ve ilk önce kendimiz de sağ istişare yapmak durumunda kaldık ve bu istişare aşağı yukarı tamamlandı. Yani bizim parti büyüklerimizle, geçmişteki dava büyüklerimizle görüşüldü, onların düşünceleri alındı, bizimle birlikte yürüyen arkadaşlarımızın düşünceleri alındı ve o tamamlandı. Dolayısıyla o taraf aşağı yukarı tamamlandı, o taraftan daha çok ses çıkıyor ama diğer taraftan yani daha kolay tanımlansın diye geçmişte bir Anavatan Partisi var, bir Doğru Yol evet. Partisi var, Demokrat Partisi birikimi var. Oralarla ilgili de bunu çoğaltabiliriz de doğru anlaşılsın diye bu isimleri kullanıyorum. Oralarla çalışmalara da aşağı yukarı sonuçlanma aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz ki bu sonuçlanma bitince onların da sesleri çıkacak. Onlar da tartışmaya, onlar da kamuoyuna yapacaklarıyla gündeme gelmeye başlayacaklar. Dolayısıyla biz o alanı tamamlamış olacağız. Bu haliyle isimler, yani bir net bir isim vermek, sayı vermek bence doğru değil. Biz Türkiye'ye katkıda bulunabilecek. Biraz önceki dizdiğimiz tabloya dur diyebilecek, yeni alternatifler, yeni çıkışlar sunabilecek her isimle birlikte olacağız. Bu isimleri ne kadarsa o kadarla bir parti kurucusu yani partinin kurucuları olacaksın. Ama şöyle bir şey de biz biliyoruz. Yani siyaset yapmak sadece kurucularla mı olacak? Tabii yani bazı isimler doğru, olacak ki işte bir danışmanlık grubunda yer alacak. Bazı isimler olacak ki bizim yanımıza durmakla birlikte fikriyle, kalemiyle katkıda bulunacak. Bazı isimler partinin yönetiminde yer alacaklar. Bazı isimler taşra teşkilatlarında yer alacaklar. Dolayısıyla bir bütün mesela daha işte milletvekilliği vesaire filan listeleri oluşacak. O bakımdan yani bu bizle yürüyecek kadrolar sadece parti kurucuları değil. Bunlardan bazıları da parti kurucusu olacak. Ve orada da biz bir Türkiye olduğumuzu göstereceğiz. Biraz önceki söylediğim gibi gençlerimiz orada yer alacaklar. Genç oldukları için değil. Genç yaşlarında başarılı, Türkiye'ye de kabul görmüş, uluslararası alanda kabul görmüş isimler var. Böyle yeni siyasetçiler kazanabilecek isimler var. Yine kadın oldukları için değil, hanım oldukları için değil ama başarılı bir hanım oldukları için, başarılı bir iş kadını, akademisyen ya da işte kendi sahalarında da başarılı oldukları bir kendi sahalarında başarılılıklarını ispatlamış hem ulusal hem uluslararası düzeyde isimler var. Onları kurucular arasında göreceksiniz ve bir Türkiye'yi orada görmüş olacaksınız. Dünü görmüş olacağız.
böyle tecrübeli isimler var. Yani bütün o tecrübenin, birikimin, demokrasik hayatta efendim bugüne kadar gelmiş o birikimin temsilcilerini orada göreceksiniz. Bugün Aylan işte bizim gibi vekillik vesaire yapmış arkadaşlarımızı, aktif siyasetin içinde olan arkadaşımızı göreceksiniz. Yine hiç bu alanda yer almamış, tertemiz, yepyeni, gelecekte Türk siyasetinin temsilcilerini orada göreceksiniz. Efendim müsaade ederseniz bir araya gidelim. Belki de şu anda siyasetle ilgilenen çevrelerin teşkilatlanmaya geçilmediği için, kurucular oluştuğu için siyasetle ilgilenen çevreler şunu biliyor, bu bir vitrin oluşturacak. O yüzden çok soru var. Bu konuyla ilgili iki soru daha sorup diğer konulara geçeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz sayın izleyiciler. Sayın seyirciler, aradan önce yeni partinin kurucular listesiyle ilgili genel bir Nuri Bey'den bilgi alıyorduk. Bu alanda gelen bahsettiğimiz gibi siyasetle ilgilenen kişiler şu anda teşkilatlanmanın ve teşkilatların oluşmadığı için partinin söylemlerinde ne kadar samimi olduğunu ilk eylem olarak kurucular listesinde göreceğini düşündüğü için bu alanda daha çok soru almıştık. Bu alanda iki soru daha sorup Nuri Bey'e diğer sorularımıza geçeceğiz. Az evvel Türkiye'de birçok sorun olduğundan bahsettiniz. Burada son günlerde de aslında bir ülkenin yönetilmesi için en önemli ayaklardan biri olan adalet ve hukuk duygusunun çok zedelendiği, bu yapılan yani iktidar tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarıyla da güvenin %35'e düştüğü söyleniyor. Siz bunu bir çözüm olarak daha önce belki siyasette yer almamış Anayasa Mahkemesi başkanları olur, üyeleri olur, işte eski Yargıtay başkanları olur. İsim vermek istemediğinizin farkındayım. Ama bu tarzda işinin ehli, hukuksal olarak ülkeye katkıda bulunacak isimler düşünüyor musunuz? Özellikle listede. Gayet tabii yani siyasetin kaynağı zaten buralarsa. Akademisyenler var, bürokratlar var, efendim iş aleminde başarılı olan insanlar var. Bilhassa yani bu entelektüel birikimimiz ise yazarlar, çizerler, sanatçılar olacak, spor adamları olacak. Hülasa toplumun burada yani kıstasımız, genel kıstas şu: bir kere biz vatanperverler olacak. Yani millet kaygısı olan, devlet kaygısı olan, geçmişten beslenen ama geleceği de kucaklayacak, bu olup bitenlere dur demek isteyen, bu vatanı, bu milleti, bu insanların mutlu, birbirine saygılı, bir kardeşçe, barış içerisinde yaşamasını hedefleyen, refah içinde yaşamasını hedefleyen, bu Anadolu'nun, milletimizin bütün güzelliklerini doya doya yaşayıp gelecek nesillere aktarmak isteyen, gidişattan memnun olmayan herkesi biz yanımıza yer alacağız ve burada da böyle buna gerçekten inanmış, burada savaş verebilecek, adeta bir mücadele verebilecek bir kadroyu oluşturmak istiyoruz. O bakımdan bu isimler gibi, yani yanlış anlaşılmasın yine de, birikimleri olan herkesi burada birikimlerle birlikte vatanperver, bu kaygıları taşıyan ve mücadele etmekte de kararlı, böyle kendini gizlemeyecek, bu gidişata dur diyecek, bunun zamanı şimdi, benim de sözüm var ve bunu şimdi söylemeliyim diyecek herkesle birlikte olacağız. Biz bu manada bir kimseyle hesaplaşma içinde falan değiliz. Kimseyi alt etmek falan niyetinde değiliz. Böyle bir düşüncemiz yok. Kimseyi bu manada yani falanca olmasın da biz olalım duygusu içinde değiliz. Ama biz bu gidişattan memnun değiliz. Memnun mu olalım yani? Ben devletin 12 yaşında ekmeğini yemeye başlamış birisiyim. Yatılı okudum. Öğretmen okulu mezunuyum. Yatılı okudum. Daha sonra devletin okullarında okudum. Daha sonra devletin lojmanlarında kaldım. Arabalarına bindim. Ve herkes devletini, milletini sever ama ben doğrudan beni devlet de besledi. Bu manada daha kendimi sorumlu addediyorum mesela. Bu gidişata beğenmiyorum ve ne olursa olsun bu gidişatın da karşısında durmak istiyorum.
bu tür duygulara sahip, bizim de bu karşı duruşumuzun böyle bu duygularla karşı duruşumuza omuz verecek arkadaşlarımızla biz yol yürüyeceğiz. Bunları arıyoruz. Yani herkes vatanperverdir. Yani işte bunun bir kıssası ama şimdi buna dur diyecek ekipleri kurma karşısındayız. O tür tabii birikimler olacak, akademik birikimler olacak. Efendim, bürokraside tecrübesi olacak, devlet yönetimi deneyimi olan insanlar olacak. Bunu çoğaltabiliriz. O isimlerle gayet tabii göreceksiniz. Hem aslında şöyle ifade etmek lazım. Bir Türkiye olacak orada. İnanmış, davasına inanmış. Ya her memleketini seven, bildiğim kadarıyla her ideolojiden herkes evet, olacak. Yani bütün renklerden orada insanları göreceksiniz. Ve bir tür olup biten her şeyi ya karşı koyabilecek, yeni bir alternatif çıkaracak bir kadroyu hep birlikte orada göreceğiz. Evet, halk da size herhalde bir noktada hani kendi mutlaka yönetimlerini düşündüğü, teklif götürdüğü insanlar vardır. Ama bizim mesela aldığımız mesajlarda bazı isimler konusunda yoğunlaştığını görüyoruz taleplerin. Yani mesela şu söyleniyor, siyasete artık madem yeni bir soluk getirilecek, daha önce şu olabilir deniyor. Daha önce siyasette belki aktif olarak rol almamış ama Türk milletinin gönlünde bir şekilde yer etmiş veya kendi alanındaki başarılarıyla Türk milletine mutlu zamanlar yaşatmış kişilerin de olmasını istiyoruz. Mesela spor adamı dediniz. Gelen mesajların çoğunda Haluk Ulusoy soruluyor. Yani Haluk Ulusoy bu partide olacak mı? Yani evet, mesela şu yüzden söylüyorum. Siyasette daha önce gerçekten aktif olarak yer almamış ama yüzü biliniyor. Ve bir şekilde insanlar bir muhabbet besliyor. Acaba hani sizin kendi kafanızın haricinde size gelen böyle tabandan da talepler var mı? Gayet tabii var. Gayet tabii. İşte biz bu biraz önce söylediğim şey içerisinde hani kamuoyunda yoklamalar yapıyoruz. Kimler olsun, kimler olmasın. Yani ortak akılla hareket ediyorsunuz. Gayet eğer tabii, sizin karşı tabii. durduğunuz tabii. bir hani yaptık olduysa ve biz bunu yapmıyoruz diyorsunuz. Anlayabildiğim kadarıyla bir kuvayi milli ruhuyla hareket ediyoruz. Bu yüzden Samsun'dan yola çıkıyoruz. Bizim beka sorunu olduğuna inanıyoruz bu ülkenin. Ve bu açıdan vakti zamanında bu ülkenin kurucu liderin ve ekip arkadaşlarının yaptığı gibi cesur, herhangi bir örgütle öyle ya da böyle bağ olmamış temiz birikimli kişileri değerlendireceğini söylüyoruz. Tam böyle. Bu da normal dönemde olsa daha kolay. Yani siz benden illa isim yani az önceki isimde ama, çok talep geldi o yüzden tabii. Hayır, sormakta bir mahsur yok. Bunların her birisi güzel insanlar. Yani evet. Birbirinden güzel insanlar. Yalnız bizim tabii kurucu yani 1000 kişi olacak hali yok. Yani mutlaka. Belli bir sınırı mutlaka. Olacak. Ama bu sadece kurucuların arasında yer alma da ibaret değil ki bizimle evet. siyaset yapmak. Yani bu yarın milletvekillerimiz olacak, efendim işte danışman grubu olacak, kadro bürokraside yer alacak insanlar olacak, parti yönetiminde yer alacak insanlar olacak. O bakımdan yani sınırlı sayıdaki kurucular değil bizim. Oraya o zaman hani bize oraya takılmamak lazım anladığım kadarıyla. Evet, evet. Çünkü birçok isimden birçok zamanda vakti gelince faydalanabilir diye düşünüyorsunuz. Ki çok, başka türlü de bir birlik beraberlik olmaz. Çünkü öyle ya da böyle herhangi bir parti adına söylemiyorum. Eğer ki tüm siyasi partilerde bu ülke ikiye bölündü 50-50 gibi bir izlenim varsa ve biz içeride huzuru yakalayamadan, herhangi bir ülke içeride huzuru yakalayamadan dışarıda güçlü olamıyorsa bizim bu 250'yi bir yere getirip 100 yapmamız lazım. Tabii. Onun için de tabii her kesimden insana ihtiyacımız tabii. olacak. Şunu yapacağız. Bir kere birbirimize saygıyı öğreneceğiz, göreceğiz. Yani biz bunu siyasette, yeni siyasette bunu yapmak istiyoruz. Yani karşıdaki insanı tartmak, değiştirmek, tehdit etmek, baskı almak falan değil. Olduğu gibi değerlendirip ona saygı duymak zorundayız. Onun fikirlerine katılmıyor olabiliriz. Yani bir kere bunu önemsiyoruz. Bunu göreceğiz. Ve huzuru esas alıyoruz. Biz bıktık bu gerginlikten. Birbirimizi ötelemekten. Sevgiyi esas alacağız. Kucaklaşacağız. O olduğu gibi bizimle birlikte. Bu memleketin bir soluğu, bir sesi, bir rengi, bir değeri. Böyle yansıyoruz. İster bizimle olsun, ister bizimle olmasın. Biz bunu önemsiyoruz. Adil olmayı önemsiyoruz. Hakkını teslim etmeyi önemsiyoruz. İlla bizimle olmak zorunda değil. Bu bütün değerleriyle, birikimleriyle saygın bir insandır.
ve saygıya itibar etmeye efendim değecektir. Biz hep birlikte huzurlu bir Türkiye oluşturmalıyız ve liyakati esas alacağız. Yani o çalışanların emek efendim koyanların efendim toplumda itibar gördüğü, yer aldığı, değerlendirildiği bir iklim ortaya koyacağız ve kadrolarımızda bunları göreceğiz. Bu tür düşüncenin temsilciliklerini göreceğiz. Yalnız diyelim ben partinin üyesi değilim, yeni partinin üyesi değilim ama kendi alanında çok başarılı bir cerrahım, çok başarılı bir doktorum. Liyakat esasını alıyorsanız ben bulunduğum pozisyonda yükselebileceğim değil mi? Bu imkanları bulacağım. Mahalle baskısı denilen baskıyı hissetmeyeceğim. İktidar tarafı olmak gibi bir zorunlu mu olmayacak? Biz buna karşı olmak üzere geliyoruz. Hatalar olmaz mı? Şimdiden söylemek lazım. Yani mükemmel bir bilgisayar gibi bir çalışmak falan mümkün değil. Ama insanın olduğu yerde bu tür hatalar olur. Ama bizim duruşumuz... adaleti tekrar ihya etmek. Yani bu sadece adli mekanizmalar, hakimler, mahkemeler falan açısından düşünmeyin. Hakkı olana vermek gibi bir temel düstur içinde olacağız. Ve liyakati ise söylediğim gibi esas alacağız. Hülasa Türkiye'nin tüm eğilimlerini saygıyla karşılayacağız, birbirimize saygı güveni esas alacağız ve huzuru esas alacağız. Böyle bir Türkiye oluşturmak arzundayız. Zenginliği, yani zenginlik demek sadece ekonomik zenginlik anlamında söylemiyorum, gönül zenginliği dahil bu ülkede yaşamanın tadını hep birlikte tatmayı arzuluyoruz. Gerginliği, bölmeyi, öteleştirmeyi bırakacağız. Bütünleşmeyi, farklılıklarımızla bütünleşmeyi, el ele vermeyi ve sevgiyi çoğaltmayı, barışı yüceltmeyi, bunlara sadece insanlar değil, bilhassa Sayın Bakan Hanım'ın bu gençlere, hanımlara özel önem verdiği kadar canlıları, Allah'ın yarattığı canlıları, yaratıkları, bu manada bilhassa hayvanları, özel doğayı ve bilhassa hayvanlara karşı zaaf olduğunu düşünüyorum. Çok üstünde duruyor çünkü. Bunları da kollayacak, onlarla birlikte huzur içinde yaşayacak bir atmosfer, iklimi oluşturmaya çalışacağız ve bunların temsilcilerini inşallah göreceğiz. Bence eksikler falan olabilir ama bunun listeler sonuçlanınca göreceksiniz ki gerçekleştiğini hep birlikte yaşayacağız. Bir de şöyle bir şey var. Bizim başka bir ilkemiz, biz çok söz değil. Biz yaşayarak bunu gerçekleştirmiş olacağız. Yani biz bunun iddiasındayız. İcraatlarınızı göstereceksiniz. İcraatla bunları. Yani çok fazla mesela bir Kürt sorunu vesaire var. Tartışıldı, gereksiz vesaire falan. Biz bunu yaşayarak kucaklaştığımızı ve birlikte Türkiye olduğumuzu göstereceğiz. Bizim bir başka özelliğimiz bu olacak. Yani çok söze gerek yok. Biz uygulayarak, yaşayarak bunu ispatlayacağız. Efendim zaten hani bizim bir atasözümüz, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz istediğiniz kadar söylemlerinizle bir şey çözdüğünüzü iddia edin. Gerçekte bu yoksa da bunu görüyoruz sade vatandaşlar olarak. Hiçbir şey yapmadan da gidip sorunu çözün, çözdüğünüzü görüyoruz. Yani aslında herkes kendi içinde neyin ne olduğunu tabii biliyor. Bilhassa bu programda programlarıyla birlikte ve kadrolarımızla birlikte söyleyecek sözümüz, verilecek mesajlarımız olacak ve bir manifestoyla çıkacağız. Ama bizim başka bir iddiamız, bunu şimdiden baksana çok iddialı olarak söylüyoruz. Biz bu söylediklerimizin arkasında duracağız ve uygulayacağız, yapacağız. Bu söylediklerimizin daha fazlasını yapacağız. Ve böylelikle vatandaşımızın biraz önceki söylediğimiz huzuru, güveni, zenginliği, refahı, barışı, birlikte Türkiye olmayı göstereceğiz. Demokratik kanalların işlemesini, muhalife de muhalifle birlikte yaşamayı, hak tanıma birlikte yönetmeyi, hep birlikte Türkiye görecek. Evet. Burada gençlere önem vermemiz bence çok önemli. Daha önceki bir programımızda söylemiştik. Şu andaki 40 yaş altı seçmen
toplam seçmenin %52'sini oluşturuyor. Yani bu davranış modelini siz ortaya koyduğunuz zaman zaten eğer ki %52 desteğini alırsanız yani toplam oy oranı bu insanların %52. Hem bu icraatlarınıza bakacaktır mutlaka bu kitle. Çünkü 40 yaşın üzerine göre ya da 50 yaşın üzerine göre biraz farklı düşünüyor. Bunu net olarak göreceklerdir. Kadrolarda yer aldıklarını fiil olarak görürlerse ben olumlu bir tepki olacağını düşünüyorum. Efendim kuruculardan şuraya geçmeyi istiyorum. Koray Aydın partiye katıldığını açıkladıktan sonra basın toplantısından bir gün sonra sabah bir televizyon kanalına katıldı. Orada dedi ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener'dir dedi. Evet. Yani şu andan belli mi? Cumhurbaşkanı adayınız Sayın Meral Akşener mi? Evet, yani bugün bazı isimler bunların erken açıklandığını falan söylüyorlar. Biz tam tersine açıklık ilkemize bağlı olarak yani şöyle bir şey, parti kurulmuş ve partinin resmi organları yani bu nasıl olacak? Böyle olması lazım, evet. Değil mi? Yani parti kurulacak ve parti zamanı geldiğinde resmi organları tartışacak. Hatta resmi organların içerisinde partililerimiz de var. Bir başka bir pencere açalım bu sorunuza hem cevap vermezden önce. Bizim yeni bir yapılanma ve örgütlenme biçimimiz olacak. Doğrudan seçmenlerimizden çok partililerimizi hatta seçmenleri de işin içine alacak bir iletişim ağı oluşturacağız. Oradan partimizin yönetimine gelecek, resmi organlarına gelecek. Oradaki kararlar sonrasında bu isim de ekler edilecek. Ama Sayın Bakan'ın, benim, başka bir arkadaşımın gönlünden geçen ve bunu şimdiden deklar ettiğimiz husus Sayın Meral Akşener hanımefendinin Cumhurbaşkanı adaylığı noktası. Bunu şunun için de şimdiden söylüyoruz. Bir açıklık ilkesine burada işte inanıyoruz. Gönlümüzden geçen şeyleri de burada ifade ediyoruz. Bir bu. İkincisi ben Türkiye bakımından da bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani her partinin aday çıkarması lazım geldiğine inanıyorum. Yani masa başında efendim arka kapıda bir takım isimlerin üzerinde mühendislik çalışması yapıp bu mühendislik çalışmasını topluma dayatmanın doğru olmadığına inanıyoruz. Bütün siyasi eğilimler çıksınlar, kendi adaylarını göstersinler ve o kendi adayları da tam da temsil ettikleri siyasi özellikleri, felsefeyi taşısın. Bir mühendislik çalışması olmasın istiyoruz. Bu bakımdan bizim partimizin liderini de biz aday göstereceğiz. Yani bu tabii yarın yetkili kurullarında farklı bir şey çıkarsa farklı olur ama ben bizim arkadaşlarımın arasında şu anda hani parti kuruluşunda falan birlikte yürüdüğümüz arkadaşların tamamında neredeyse bu fikir hakim. Bende de bu fikir hakim. Sayın Bakan'da da bu fikir hakim. Diğer arkadaşlarımız da bu efendim, fikir hakim. Bence sadece sizin camianızda değil. Çünkü bunu yaşayarak gördük. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim adayımız Meral Akşener dedi. Hatta Devlet Bahçeli o zaman o hanımefendi biraz dinlensin demişti. Bir de bir şey söylediniz. Her parti kendi adayını çıkartsın. Şimdi genel siyasal düzen olarak baktığımızda şu Şili'deki Pinochet'ten veya birkaç bu örnekleri incelediğimizde Türkiye gibi mevcut Cumhurbaşkanı'nın ya da yönetimin uzun süredir yönetimde olduğu yapılarda muhalefetin nasıl kazandığına baktığımızda genel olarak her fikrin kendi adayını çıkarttığını görüyoruz. Bunlar ikinci tura kalıyor. İkinci turda bir birleşme yaşanıyor. Ve o birleşme sonucu büyük görünen gücü devirebiliyorlar. Bunun 2-3 tane örneği yaşandı. Çünkü Güney Amerika ülkeleri hem yapı olarak hem oy kullanan yapısı olarak bizlere benziyorlar. Burada siz tekrar böyle bir durumda yani bir stratejiniz var mı? Kemal Bey tekrar ikinci turda böyle bir destek verebilir mi size Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Yok, burada bence bizim temel şeyimiz şu. Şunu devirelim ya da şurada şunu olalım falan gibi bir hesabımız yok. Ama bir hesabımız var ki milletin dediği olsun. Başka bir şey. Tercih ederiz. Başka partilerin işine karışmak gibi değil ama bizim gönlümüzden geçen şey şu. Siyasi partiler belli bir fikrin, belli bir felsefenin takipçisi ve onların temsilcisi konumundalar. Tam da bu manada biz isteriz ki bütün liderler Cumhurbaşkanı adayı olsun.
yani nihayetinde. Evet. Şu anda hele son değişiklikle birlikte bütün yetkiler oraya geçmiş durumda. Gerçi biz demokratik parlamenter sisteme dönmeyi hem düşünüyoruz hem vaat edeceğiz. Ama Cumhurbaşkanlığı yarışı yapılacak. Dolayısıyla o siyasi felsefenin, düşüncenin, programın temsilcisi konumunda olan partilerin liderleri gerçekten o partileri temsil eden insanlardır. Evet. Bunların doğrudan aday olması gerektiğine düşünüyoruz. Bir hesap içinde değiliz. Ama bizim karşı olduğumuz şey şu. Arka kapıda bunlar bir mühendislik çalışması yapıp topluma bunu benimsetmenin doğru olmadığına inanıyoruz. Bir. İki, eğer bir diyalog işbirliği, çünkü bu AK Parti dahil %50 artı 1'i alamayacağı gözüküyor. Şu anki şeyde de böyle, geçmişte de böyle. O zaman bir işbirliği, bir koalisyon, bir birliktelik oluşma imkanı olacak. Bunu da millet söylesin. O mühendislik çalışması söylemesin. Evet. Yani kime ne vereceğini millet bilsin. Kendi görsün. Kendine oluşuyor zaten. Kendiliğinden o milletin verdiğine de biz uyacağız. Evet. Yani bizi birinci ilk turda seçerse kimsenin diyeceği bir şey yok. Ama ikinci tura kalırsak bütün adaylar o milletin verdiği işarete göre mecburen davranılacak. Burada üstünde durulması gereken bir şey, muhakkak altını çizmemiz gereken bir şey. Partilerin kendi renklerini temsil eden adaylar çıkarması, bunu en iyi temsil edecek de o partinin liderleridir. O bakımdan biz Meral Akşener hanımefendi Cumhurbaşkanı adayımız diyoruz. Ama bu gayet tabii şimdi biz gönlümüzden geçen şey, önerdiğimiz hususlar, henüz bir partimiz yok. Bu parti kurulduktan sonra partilerimizin de eğilimlerini alarak yetkili organlarda karar haline getirilerek ilan edeceğimiz bir şey. Ama bir sorulunca biz bunu gönlümüzden geçen ve savunduğumuz şey de bu. Satır yani. Arasında şöyle bir şey söylediniz. Tekrar parlamenter sisteme dönmek. Yani siz bugün bu başkanlık rejimi yetkilerinin bir beşere fazla olduğunu ve katılımcı demokrasiyi engellediğini söylüyorsunuz. Parti olarak da bunu, bireysel siyasiler olarak da çok dillendiriliyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi de aynısını söylüyor. O zaman diyelim ikinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ya da sizin adayınız seçilirse, anlayabildiğim kadarıyla tekrar parlamenter rejime ve katılımcı demokrasiye mi dönmek istiyoruz? Tabii tabii. Bu aslında hani dil sürçmesi olarak herkes ifade ediyor, başkanlık sistemi falan. Bu başkanlık sistemi değil. Yani bunu ilkokuldaki çocuk bile biliyor. Yani başkanlık sistemi de demokratik yönetimin bir parçasıdır. Yani işte yargının ayrı olduğu, yürütmenin ayrı olduğu, yasamanın ayrı olduğu birbirini de check balance sistemiyle check ettiği, sorguladığı bir sistem, başkanlık sistemi. Hı hı. Bu Türkiye'deki yaşanan bu değil ki. Türkiye'deki yaşanan şu, bu ucube bir sistem. Yani birisinin gönlünü çatırmak üzere, isteğini yerine getirmek üzere oluşturulmuş bir sistem. Ve bu sistem ancak bir baskı rejimiyle oluşturulabilir. Onun için de olağanüstü hal ilan ediliyor ve olağanüstü halle birlikte ancak bu ucube, tek adam sistemi yaşatılmaya çalışılıyor ve bu kendi çevrelerinde bile bıkkınlık yaratmış durumda, yani ve ülkede de bıkkınlık yaratmış durumda. Buna başkanlık sistemi diyemeyiz. Biz onun için diyoruz ki Türkiye'de bütün katmanların da temsil edilebileceği şekilde demokratik parlamenter sistemi güçlendirerek, varsa eksiklikleri de gidererek yeniden buraya dönme düşüncemizi şimdiden paylaşıyoruz. Ama bu yarışta şimdi bir referandum tartışmalı tabii, 16 Nisan biz bir meşru bir gerçekten milletin eğiliminin yansıtmadığını biz biliyoruz. Ama yani bu da oldu bittiye getirildi, kabul edildi. Şimdi seçimde bu zeminin üzerinde yapılacak. Bu zemininde de varız, yarışacağız. Ve milletimiz bize yetkiyi verdiği takdirde de bunu tekrar demokratik parlamenter sistemin onararak, güçlendirerek yaşama geçirmesini sağlayacağız. Peki bu son referandumdan bahsettiniz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Hatta seçim günü Sayın Ümit Özdağ da
oradaydı. Ben de oradaydım. Yani siz, biz hep oradaydık. Evet, yani siz de oradaydınız. Kim? Haraçoğlu, milletvekilimiz Bey, orada, evet. Yusuf Haraçoğlu, Özdağ, Sayın Özdağ, ben oradaydım, İsmail Okbey oradaydı ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yani bugün parti kurucuları. Peki şuna inanıyor musunuz? Yani o gün yaşanan olaylarda şu söylendi. Yani artık sandık da mı çözüm değil? Yani oyun oynanırken kural değişiyor. Daha önce karşı oldukları bir şeyi, diyelim bir devlet organı, bugün kabul edebiliyor. Şimdi siz bu ilerleyen süreçte tekrar seçim olduğunda böyle bir endişeniz yok mu? Diyelim sandıktan çıkarım ama bu bir şekilde bir kanunla değiştirilebilir. Ya da bununla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir önlem alabilirsiniz? Bu çok boyutlu bir taraf. Yani yani uzun süre tartışmamız gereken bir şey. Türkiye bunu yeterince tartışmadan, yani burada isimler vermek istemiyorum. Yani hemen kabullenildi ve yeni Cumhurbaşkanı adayları konuşuldu. Ama biz burada üstünde durduğumuz şey şu. Zarar yok, hani Atalan Üsküdar'ı geçti filan dendi. Biz ama daha çok kamunun, seçmenleri, milletimizin anayasal kurumlara, devlet müesseselerine, yargı müesseselerine güveni kalmadı. Esas bizim üzüntümüz ve efendim endişelendiğimiz nokta burası. Yani seçim, siz bugün oldu bitti yapın, siz kazanmış olun. Ama öyle bir şey o yapıldı ki devlete olan, yargıya olan, Yüksek Seçim Kurulu'na olan güven kayboldu. Sorun tam da bu. Ama biz bütün önlemlerimizi alacağız. Bu yarışa katılacağız. Ve bu sandığa olan müdahaleyi, milletin tercihlerine olan müdahaleyi en aza indirecek çalışmaları da, tedbirleri de alacağız. Alıyoruz şimdiden. Arzu ederseniz kısa bir araya gidelim. Daha sonra devam ederiz. Kısa bir ara sayın seyirciler. Evet sayın izleyiciler, yeni kurulacak parti ilişkin birçok detayı konuştuk. En son merak edilenlerden Nuri Bey, yeni partinin oy potansiyeli ilişkin mutlaka araştırmalar yapmışsınızdır. Size gelen oy oranları ne durumda? Şöyle bir şey, yani biz oran vermekten daha çok kaçınıyoruz ama çok şaşılacak düzeyde yüksek oy oranları var daha kurulmadan. Tabii biz bu ara yani partiyle ilgili ve katılacaklarla ilgili parti adı, rengi vesaire falan bir yoklama yaparken bu karşımıza bir bu şeyler de çıkıyor. Ve son dönemde yaptırdığımız, daha doğrusu bitmeyen bir araştırma şu anda var. Yeni yapılan. Yeni yapılıyor. Hatta bir kısmı geldi. Yani yine işte MAK danışmanlığın yaptığı ve onun da yarım bir henüz daha bazı bölgelerden bitmemiş bir araştırmasını biz biliyoruz ve kendi yaptırdığımızda bu arada bir araştırma var. Buralarda çok ciddi rakamlar var. Mesela daha parti kurulmamış Sayın Bakan Hanım üzerinden, Meral Akşener Hanımefendi üzerinden bu sorgulamalar yapılıyor. Yeni kurulacak partiye oy verir misiniz sorusu var. Efendim şimdiden kesin oy vereceğim diyenlerin sayısı %17 civarında. Genel seçmen üzerinde. Ayrıca kurulsun oy vereceğim diyenlerin sayısı da aşağı yukarı toplandığında %28, %29'lara çıkıyor. Efendim verebilirim diyenler falan da eklediğinizde bu rakam çok daha yüksek yerlere çıkıyor. Bu rakamları şimdiden ifade etmek hele bitmemiş bir tarafı da var işin. Ama mesela bu verdiğim şey Marmara, Ege ve Karadeniz rakamları. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu henüz bitmedi ve bu bakımdan bir şey söylemek zor. Ama biz bütün bunlarda daha önceki verilerden de Meral Akşener üzerinden yaptığımız yoklamalarda, liderler üzerinden yaptığımız yoklamalarda da aşağı yukarı bu rakam çıkıyor. Tabii bu bakımdan da bu kadro ve program hareketine bu kadar titiz davranıyoruz. Yani bu şimdiden bu kadar teveccüh var, bu kadar ilgi var. Bu ilgiyi düşürmeyelim diye de
mücadele ediyorsunuz. Kılı kırk yarıyoruz ki bu heyecan, bu eğilimin efendim dalga dalga büyümesini sağlamalıyız. Doğru isimler belirleyerek, doğru program yaparak bir program partisi, bir kadro hareketi, güçlü lideriyle birlikte bir kadro hareketi ve program hareketi olduğumuzu ortaya koymak istiyoruz. O vakit çok daha yüksek rakamları kucaklayacağımızı, göğüsleyeceğimizi değerlendiriyoruz. Evet, yani eğer kurulsun, kurulduktan sonra %28 gibi bir oran varsa elinizde... Şu anda hiç ben Meral Akşener'in ve kurulacak partinin arkasındayım. Ne olursa olsun, adı ne olursa olsun, programı ne olursa olsun diyenlerin hiçbirine bakmadan %17. Ama yani kurulduğunda oy vereceğim diyenler, parti yani programına şöyle bakıyor, bir programda yapılıyor. Bu ayrım buradan çıkıyor. Ya kurulacak mı, kurmayacak, olan işte haller var. İşte bunlar zaten işte bu kadroyu efendim bize dizanlandıracaklar, izin vermeyecekler, parti kurulmaz vezar diye böyle dedikodular çıkartıyor. Türüyor, evet. Dolayısıyla orada bu ayrım oradan çıkıyor. Ama yani, korkusuzca örüyorsunuz. Gayet tabii. Rahatlıkla yani, yapacağınızı gayet tabii. Bizim bu ülke, biz varız. Bunun için varız efendim. Şimdi söz söylemesek ne zaman söyleyeceğiz? Neyi bekleyeceğiz? Devlet uçurumda. Yani siyaset yapmak üzere siyaset mi yapacağız? Yani bir koltuk için mi bu davaları, bu efendim bize gösterilen zulümleri çekiyoruz? Öyle bir şey düşünün ki insanın en kıymetli şeyi nedir? Namusudur. Evet. Bakan Hanım, Sayın Meral Akşener'e namusuyla ilgili laf edildi. Terörist yapıldı. Yani bu bütün bunları göğüslüyor. Niye için göğüslüyoruz? Bunu bu gidişata dur demek için ve yaşanır bir ülke yapabilmek için, barış içinde, huzur içinde, birbirine saygılı bir ülke yapmak için bu tavırları sergiliyoruz. Ve burada insanlar bütün kısıtlamalara rağmen bir şeyi görüyorlar. Bir ilgiyi, bir efendim bir doğru bir frekansı yakaladığını hissediyorlar ve bütün bu zorluklar içerisinde ne olursa olsun ben oy vereceğim diyen %17. Bir bunu hükümet tarafındaki yoklamalarda da çıkıyor. Onlar da zaman zaman ifade ediyor. Ayrıca ya herhalde kurdurmayacaklar partiyi filan. Kurulursa oy vereceğim diyenler de demek ki %14. 28. Toplam %28 kusur, toplam. %9'a olan bir rakam. Göreyim kadroyu efendim verebilirim diyenleri de eklediğimizde daha yüksek rakamlar çıkıyor. Bunu buradan ifade etmek şimdi belki dudakların kurulmasına vesile olur. Onları ifade etmeyelim. Yani daha sağlam gidelim. Bahsettiğiniz gibi eğer ki parti programında bu derece hakikaten kılı kırk yarıyorsanız ki nasıl ilerlediğinizi söylediniz. Bu daha önceki yapılan programlara pek benzemiyor. Yani çok titizlendiğinizi gösteriyor. En son Batı dünyasında, hatta son olarak da Fransa'da hiç siyaset dışı bir insanın gelip sadece programlarını ortaya koyarak oy aldığını görüyoruz. Zaten hani güncel siyasette ideolojilerden ziyade ne vaat ettiğiniz öne çıkıyor. Güçlü bir liderin yanında eğer bu şekilde programda koyarsanız mutlaka ileri götürecektir. Ama teşkilat zayıf kalsa, program zayıf kalsa bu oy oranını aşağı çekecektir. Hazırlandığınızda bundan şüphemiz kalmadı. Peki şunu sormak istiyorum. Yani bu zaten bu tümütsizlik. Yani dikkat edin şimdi bu efendim iktidar medyasını efendim oralarda efendim yeni yeni şeylerin türetildiği, birbirimize ilgili söylenen sözlerin öne çıkarıldığı, uydurulmuş bir takım yanlış bilgilerin çoğaltılmaya çalışıldığı filan. Bu neden bu rahatsızlık? Yani bu rahatsızlık işte bu tablonun getirdiği. Onlar da yoklama yapıyorlar. Onlar da bir işin karşılığı. O zaman belki son hafta, özellikle son bir hafta içinde iktidarın 4 tane güçlü ismi olumsuz görüşler bildirdiler Yeni Parti ve Meral Akşener'in liderliğindeki yapılanma ile ilgili. Acaba sizin oy araştırmalarında buna bakıyor musunuz? Yani iktidar partisine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden mi yoğun bir kayış var? Bu bunun mu göstergesi, yoksa farklı bir durum mu var? Bizim bu iki bir soruyu sordunuz. Orada yaklaşık %13, %14 bir oy oranı var askıda. Yani bir alternatif, yani aynı at, aynı binici, aynı yarış, aynı kurallar
Dolayısıyla ya ben kime vereceğim bu tablonun içinde deyip de AK Parti'ye vermiş %14 civarında bir oy var. Bu oy askıda duruyor. Biz bunun tamamına talibiz. Ve ayrıca sandığa gitmeyen bir grup var. Buraya da talibiz. Bu sefer insanların zaten yani bizim başarımızdan ya da bizim efendim sosyal medyada ya da insanlara ulaşmamızdan dolayı belki değil. Çünkü o alanlar kısaltılıyor önümüz bütün engellerle kapalı. Bu sefer olacak diyerek ümitlenen ve sandığa gelecek oy kitlesi de var. Biz bunların tamamına talibiz. Efendim peki daha önce de bahsettiniz. Yani hiç siyaset ahlakına sığmayan yakıştırmalar yapılıyor anlaşılan. İnsanlığa sığmaz. İnsanlığa sığmayan yani. Şeyler yani bunlar, yapılıyor. Yani bu çevreler bir de Müslüman olacak. Bu çevreler hakkın hukuka riayet edecek. Yani bu batıda yani cavur yapmıyor bunların yaptığını. Böyle şey olabilir mi? Bu hangi hukuka mı sığıyor, insanlığa mı sığıyor, töreye mi sığıyor, ahlaka mı sığıyor, dinimize mi sığıyor? Nereye sığabilir bunlar? Yani şimdi bunları falan tartışıyor hale gelmek istemeyiz. Yani bu memleketin değerlerini biz temsil ediyoruz efendim. Bu devletin sahibi biziz. Biz kurucu iradenin de sahibi biziz. Bütün marjinal unsurlarla yan yana yalacaksınız, kucak kucağa olacaksınız. Dönecek millete utanmadan, sıkılmadan, bir kozmik odanın daha hesabını vermeden, döşenen mayınların hesabını vermeden, çökertilen devletin hesabını vermeden yardım yataklık ettiniz. Evet başkaları yaptı. Siz de yardım yataklık ettiniz, baş tuttunuz. Siz de sorumlusunuz. Bunların hesabını vermeden dönüp diyeceksiniz ki terörist, efendim, FETÖ'cü ya da işte başka bir nam altında bunları söyleyeceksiniz. Bunlar yapmaz. İnsanın namusuna laf edeceksiniz. Sizi yani ne deneyecek bilemiyorum. Hangi cümleyi neden sağ ol. Bu hangi tarafta yani, bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir siyasi partisi. O bakımdan bu inandırıcılıkla da kalmamışlar. Kalmadı. Bu dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Yani içimden evet, gelen başka kelimeler var ama dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Kırıp dökmemek arzusundayız. Yalnız bunların yaptıkları arşı aştı. İnandırıcılıkla da kalmadı. Bütün başka savunacak şeyleri de kalmadığı için böyle bir arkadan çürütme, efendim, yaralama ya da insanlık dışı metotlara karşı koyma var. Ama biz şunu biliyoruz. Çok erken yaşlarda demokrasi tecrübesi olan inanmış bir insan, yani gençlikten itibaren inanmış bir insan olan, müdahale insanı olan bir liderimiz var. Yine ya şöyle biliniyor, ya bu Milliyetçi Hareket Partiler, ülkücüler yani böyle sert mizaçlı ve efendim tartışma ve demokratik eğilimleri açık olmayan bir grup olarak biliniyordu ve ülkücüler bunu ispatladı. Ve şu dönemde bütün baskılara rağmen demokratik geleneğe ne kadar sahip olduklarını örnekleyerek, yaşayarak özellikle efendim Bilakis Meydan. İnanmış bir kitlemiz de var. Yani lider etrafında toplanmış, inanmış bir kitlemiz de var. Biz bu mücadeleyi vereceğiz. Biz inanmış bir grubuz. Başka bir, hiçbir beklentimiz yok. Yani ne bir siyasi, şu manada koltuk manasında söylüyorum. Evet. Ne bir maddi rant manasında söylüyorum. İnanmış bir kitlemiz var. Biz müreffeh, huzurlu, refah içinde, barış içinde, birbirine saygılı, kucaklanmış, kenetlenmiş, farklılıklarıyla bir olan bir Türkiye arzu ediyoruz. Bunun da hep birlikte yeni halkalarla, yeni alanlarla kucaklaşarak Türkiye'ye göstereceğiz. Aslında bir konuda da soru aldık. Ben buna sorma gereği bile duymuyorum. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi Sayın Meral Akşener'e daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve Sayın Devlet Bahçeli'den de bu manada direkt ithamlarda bulundu. FETÖ'cü diye. Halbuki siz hani bunu anlatabiliyor musunuz vatandaşa? Sosyal medyayı takip etmeyen, çünkü basında çok yaralamadığını söylediniz. Vatandaş sosyal medyayı da takip etmiyorsa herhalde sokağa inmek lazım. Yani bugün Devlet Bahçeli MHP'ye FETÖ tarafından bir operasyon yapıldığını ve bu oluşumun buradan çıktığını farz ediyor ama MHP'nin kurultayında Meral Akşener'le ilgili karar veren 3 hakim de şu an FETÖ'cülükten içeride. Yani önümüzde böyle bir ispat varken zaten bu soruyu sorma gereği duymuyorum. Ama şunu sormak istiyorum. Bunu
sokaktaki vatandaşa anlatabilecek mi? Çünkü strateji olarak bir şeyi 1000 defa söylerseniz yalan olsa bile doğru gibi algılanabiliyor ya. Basın kanallarıyla kullanılan belki bu söylemler artacaktır. Güler geçeriz biz. Bunlar boğazına kadar çamurla pis, affedersiniz yani çamura batmış durumdalar. Battıkça o elindeki çamuru da sağa sola atıyorlar. Seçmen bunu hissediyor mu sizce? Tabii doğru da. Ya bu samimiyetin farkında mı? Değil ama seçmen bunu hisseder. Altın yere düşmeyle paslanmaz. Altın altındır. Dolayısıyla bu konularda bunlar geç oradan yani güler geçeriz. Ne yapacakları varsa da ortaya koysunlar. Biz kendileri aklansınlar. Ondan sonra bu tür ithamlarda bulunsunlar. Söz söyleyecek, bu konularda soru soracak yerde biz duruyoruz. Kaldı ki biz artık bir hesaplaşmanın, artık bir rövanşın falan içinde değiliz. Evet. Yani Türkiye kaybediyor. Şimdi balyoz yap planları gerçekleştirdiniz. Ergonokom planları gerçekleştirdiniz. Kumpasları kurdunuz. Kaybeden yine bu millet oldu. 22 Şubat süreçlerinde Sayın Meral Akşener yani o zaman İçişleri Bakanı ilk milletin namına, milletin gönlünden geçecek şekilde karşı çıkan isim yine o oldu. Orada da millet kaybetti. Gelelim Ergonokom balyoz kumpaslarına. Orada yine millet kaybetti. Yani bunu Ergonokom balyoz diyoruz ama burada sivil kanatta dahil devlet örselendi. Evet. Orada da millet kaybetti. 15 Temmuz'da bir millete daha tuzak kuruldu. Ve bu millet 15 Temmuz'u püskürttü. Yani askeriyle, polisiyle, güvenlik güçleriyle, vatan millet sevgisi olan delikanlılarıyla, bütün milletiyle, katmanlarıyla bu millet devleti sokaktan da toplayarak o 15 Temmuz'u püskürttü. Ama ne oldu? Demokrasiyi kurtardık böyle bir darbenin elinden. Sonra bu hükümet, bu idare demokrasiyi katlediyor, kendi eliyle katlediyor bu sefer. Bu zamanda biz yine bir araya gelip işte bir partileşmeyle ve sevenlerimizle bir araya gelip tekrar bu iktidarın elinden o demokrasiyi de kurtaracağız. Dolayısıyla biz bunlara güler geçeriz. Artık çareleri kalmadı. Bu tür şeyler, iftiralar gelecektir. En büyük iftira bize atıldı. Yani gerisini bunların da yaptığı iftiralar falan da eğlenecek ne vaktimiz var ne de niyetimiz var. Efendim peki siz tabii devlet yönetiminden, devlet adamı tarafınız olduğu için soruyorum size. Yani devlette bazı şeylerin kararını vermek bu kadar kolay mıdır? İlker Baş bu az önce söylediğiniz için hatırıma geldi. Kozmik Oda'ya girildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli örgütlere yerleştirdiği istihbarat elemanlarının 381'inin de çoğunun şehit edilerek pasifize edildiğini söyledi. Ya da işte FETÖ ile ilgili bugün bir karar alınıyor. Biri birini içeri alabiliyor ve rahatlıkla bırakabiliyor. Yani devlet hafızası diye bir şey var mıdır? Veya devlette zaman aşımı mı vardır? Bu mercilerde oturup devlet adına görev yapan insanlar belirli kararları verirken çok titiz olmalı değil mi? Yani biz özel sektörde bile bir çalışan işten atılma korkusuyla bir şeyi iki kere inceleyebiliyor. Bu devlette verdikleri kararlar 60 yıl sonrayı veya 50 yıl önceyi de oradan gelen bir yatırımın sonucu olabiliyor. Burada nasıl bu kadar rahat kararlar veriliyor? Yani işte imam bildiğini okuyor. Çünkü biz de tam bunun iddiasındayız. Biz diyoruz ki biz öyle bir gelenekten, öyle bir devlet geleneği bir şey. Kültürel ideolojik ve felsefi anlayıştan geliyoruz ki bizim o kanaldan gelen herkes kendiliğinden devletin çıkarlarını, milletin çıkarlarını korur ve bunu bir öğreti böyle küçük yaşlardan itibaren o iklimden alır. Bunların bildikleri şey rant meselesidir. Yani kişisel rant olacak, siyasi rant olacak ve devletin çıkarları milletin çıkarları değildir. Nitekim size bir şey söyleyeyim mi? Yani devlet yaklaşımıyla ifade ediyorum. Biz 23 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye düştük. 30'da bir toprağımız küçüldü. Biz bir imparatorluk mirasçısıyız. Cumhuriyeti kuranlar bu endişeyle o kadar gaflet, delalet hatta ihanet içinde olabileceğini düşünerek
müesseselere böyle sigorta üstüne sigorta, sigorta üstüne sigorta yapmışlardır ve öyle koruyucu davranmışlardır. Devleti yönetenler gaflet içinde bile olsa, delalet içinde bile olsa bu tür noktaları aşamaz. Yani bu şimdi o terör örgütleriyle, FETÖ'yle, PKK'yla ya başka mihraklarla iç içe olmak, kucak kucağa olmak ve devleti bu sevr noktasına getirmek delalet içinde bile mümkün değildir. Gaflet içinde mümkün değildir. Bu kadar sigortalanmıştır. Yani biz buna itiraz ediyoruz ve diyoruz ki bizim gelenekten gelen vatan duyarlılığı olan, millet duyarlılığı olan, devlet duyarlılığı olan gelenekten gelen insanlar kültürel kod olarak atalardan atasına geçer ve bu ideolojik gelenekle de beslenir. Bizim 3500 yıllık bir tarihimiz var. Bu devlet yönetme birikimimiz var. O kültüründen bir nebze faydalanmış bile olsalar bugün Türkiye çok daha farklı bir yerde olacak. Ama bunların bu geleneği yani marjinal ve bir yönetim anlayışı ranta esas almıştı. Bunu çok iyi biliyorlar. Biz istesek de bunu yapamayız. Bizim geleneğimizde bu yok. Bu siyasi rantla ilgili, ekonomik rantla ilgili. Sadece İstanbul'da imar planlarından sağlananlar 400 milyar dolar. Milyar dolar. 400 milyar dolar. Bunun nereye gitti bu rant? Kimde ya bu rant? Ne ürettik? Türkiye bugün dünden daha fazla ne üretiyor? Yani bugün borç efendimlerimiz katlanıyor ve ekonomi bütçe açık veriyor. Faize ödediğimiz bu son 15 yılda faize ödediğimiz miktar 150 milyar doların üzerinde. Efendim peki ekonomiyi bu kadar olumsuz etkilemesine rağmen yani her uzatıldığında dövizde de oynama olduğu için soruyorum. Olağanüstü hal neden sürekli uzatılıyor? Bu şunun için uzatılıyor. Tam da bu tek adam rejimi. Buna başkanlık falan rejimi demeyin. Yani bu rejim ancak baskı altında tutulabilir. Bu bir tür kabile rejimi gibi bir şey. Yani işte Saddam da böyleydi, Kaddafi de böyleydi. Ancak böyle baskı altında tutulabilir. Demokratik bir yöntem değildir. Kendiliğinden böyle yönetim anlayışıyla sürgüt devam etmesi lazım. Onun için olağanüstü hal rejimine ihtiyaç var. Bu rejimin, bu yönetim tek adam rejiminin gereğidir bu. İsteseler de tutamazlar. Yoksa insanlar itiraz edecek. Hı hı. Demokratik itirazlarını da bulunacaklar. O bakımdan bu rejimin bir an önce bu anlayışın ne hukuka, ne vicdana, ne geleneksel devlet yönetim anlayışına uygun olmayan bu rejimin bir an önce değişmesi lazım. Ve kadronun da değişmesi lazım. O kadroların bu 3000 yıllık devlet yönetme anlayışını içselleştirmiş, kültürel kod olarak zihinlerinde yerleştirmiş kadroların eline geçmesi lazım. O bakımdan biz diyoruz ki vatanperver anlayışına sahip devletiyle, milletiyle, vatanıyla bütün değerleriyle barışık ve barışıktan öte bu hassasiyetleri olan insanlarla biz yol yürüyeceğiz. Mezhebine bakmadan etnik kimliklerine bakmadan herkesle kucaklaşarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi yüzelteceğiz ve barış içinde, huzur içinde, güven içinde, karşılıklı saygı içinde ülkemizi bir cennet vatan haline döndüreceğiz inşallah hep birlikte. İnşallah. Efendim yani son dönemde aslında 2 dakikamız kaldı ama bunu sormak istiyorum. Siz hem Siirt valisi hem Şanlıurfa valisi olarak bölgede görev yaptınız. Hem bölge insanını hem dinamiklerini çok iyi biliyorsunuz. Son dönemde Orta Doğu'da tarihsel bazı gelişmeler yaşanıyor. Hatta Barzan denen kişinin televizyon kanalında bir harita yayınladılar. İşte hava durumunu sunarken bile Adana'dan Artvin'e kadar olan bölge Kürdistan toprağı içinde gözüküyor. Bununla ilgili 22 Haziran 2017 Ulusal Kanal'da çıkan bir haberde İlnur Çevik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'dır. Türkiye'nin böyle bir durumu boykot etmeyeceğini söyledi. Ve dedi ki Türkiye dedi kendi içinde de yoğun bir Kürt nüfusu vardır dedi. Er ya da geç aynı durumla karşı karşıya kalacak ve bu talebi karşılamak zorunda kalacak dedi. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Yani bizim kendi Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın böyle bir talebi mi var? Ya da bu Orta Doğu'daki gelişmelerin yansıması bize nasıl olacak? Bu süreç yönetilebiliyor mu?
Şöyle bir şey, yani ben bir 30 yıllık devlet tecrübesi olan o bölgede yönetimde bulunmuş bir isimim ve içim kan ağlıyor ve bunları tartışıyor haline geliyoruz. Bu sorulara muhatap oluyoruz. Ege'de, Kıbrıs'ta ve yani Suriye'de de, Irak'ta da bu milli menfaatlerimiz artık tartışma konusu da yapılamaz hale geldi de böyle bir örgüt uzantısı olabilecek bir anlayışın artık kararlarını benimseme ya da işte gösteriden yapmacık kınamalarla vesaire falan geçiştiriliyor. Kimin kucağında büyüdü? Yani burada da milletin menfaati yok. Burada da yine rant gündemde ve bu ranttan kaynaklanan, gerek siyasi rant, gerek ekonomik ranttan kaynaklanan bir anlayışla karşı karşıya. Halbuki biz ta baştan itibaren o yutta suh, cihanda suh ilkesiyle hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir anlayışı sürdürmeliydik. Yine o küçücük önünü göremeyen, devlet yönetme anlayışından uzak anlayışlarla Türkiye yönetiliyor. Bunun tartışılması falan söz konusu değil. Ancak gerekmiyor. İçimiz kan ağlıyor. Evet. Efendim süremiz doldu. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa ben şahsen ve kanalım adına katıldığınız için açık yüreklilikle açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyebiliriz sizin varsanızla. Biz geleceğiz, Türkiye kurtulacak falan demek doğru değil ama biz samimi inançlarla, samimi duygularımızla ve farklı bir kadroyla geliyoruz. Binici de değişecek, at da değişecek, kurallara da değişecek. O bakımdan umutsuz olmasınlar. Sözü olan herkesin şimdi söyleme zamanı ve bizimle birlikte yürüme zamanı. Türkiye'yi hep birlikte el ele vererek iyi günlere taşıyacağımıza inançları azalmasın. Buradan herkese saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi geceler.